Kubat'ım. Ya. Bugün bir sürü terapist buldum valla. Valla çok güzel, iyi etmişsin ha. Bir an önce eski hayatıma dönmek istiyorum. Şu terapist olayını hemen ayarla Nihale. Tabii canım, olmuyor böyle. Ama aklıma bir şeyler takıldı. Kadın mı olsun, erkek mi olsun diyorum. Kadın olsun, kadın olsun. Kadın iyidir, kadın olsun. Kadın candır. Ha, kadın olsun. Peki genç mi olsun, yaşlı mı olsun? Genç olsun, genç. Genç böyle aktif, dinamik, heyecanlı olur, daha iyi olur. Genç bakış daha iyidir yani. Tabii tabii, oldukça böyle de güzel olsun değil mi böyle olmuşken yani? Tamam. Güzel olsun tabii Nihal'e. Görsellik de günümüzde çok önemli biliyorsun. Güzel bir kadın olsun. Var mı öyle bir kız? Var. Kim? Adı Berna. Of, çok iyi bir psikolog. Berna mı? Of anam. Hakikaten çok güzel ya. Ha Berna, böyle dokanarak tedavi ediyor. Anam ne diyorsun kız? Vallahi heyecanlandırma beni. Acayip heyecanlandım. Elim ayağım titredi. Çatalı tutamıyorum ha, bıraktım ha. E tamam o zaman. Yarın alıyorum randevuyu ben. Al al, hemen al. Dokunuyor ha. Dokanıyor, dokanıyor. Çok pis. Adı üstünde terapist. Tamam mı? Buyurun. Berna Hanım mı? Evet benim. Benim Nihal'e hani telefonda konuşmuştuk ya, evlilik terapisi şey içindi hani. Evet evet. Buyurun geçin içeri. Tamam. Gel gel Kubat, gel Kubat. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. He, hoş bulduk. Otur otur hadi. Demek evliliğinizde aksayan bir takım şeyler var ha? Evet Berna Hanımcığım. Hele canımızı kaybettik biz. Ne? Heyecanınızı mı kaybettiniz? Ah, niye? Dövmüyor musun bu kızcağızı? Nasıl yani? Ah, diyorum ki karını doğru düzgün pataklamıyor musun? Ah, neden bu genç yaşta heyecanını kaybetti ki? Ne diyor lan bu? Ay bana değil, sana soruyor. Yanıtlasana doktor hanımı. Evet, sizi dinliyorum Kubat Bey. Ne diyorsunuz anlamadım. Diyorum ki bir evlilikte şiddet bitmişse aşk da bitmiştir Kubat. Vallahi mı? Tabii ki de. Nasıl ki her nefretin içinde biraz aşk varsa, her şiddetin içinde de biraz sevme, okşama duygusu yatar. Vallahi doktor hanım, aynı ben de bu felsefeyi benimsemiş durumdayım. Gerçekten yin yang felsefesi dediğimiz şeyden bahsediyorsunuz. Ben anladım. Her şiddetin içinde bir aşk vardır. Tahmin etmiştim. Peki ne önerirsiniz bize siz? Böyle durumlarda maalesef problem erkektedir. Nasıl yani? Ya maalesef öyle. Yani erkek karısını doğru düzgün dövemiyorsa, ne bileyim pataklamıyorsa filan, doğru düzgün davranmıyorsa, haliyle kadın bir süre sonra bundan sıkılacaktır. He vallahi doğru diyorsun ha. Ben bu konuda elimden geleni yapıyorum. Değil mi lan, söylesene. He, çok gayretlidir Kubat'ım. Hı. Şu an burada olduğunuza göre yeterince gayretli değilmiş demek ki. Anlat bakayım. Nasıl dövüyorsun sen bu kızı? He şöyle dövüyorum. Şimdi saçını çekiyorum. Aparkat vuruyorum. Ne bileyim bazen canım sıkılıyor. Kroşe vuruyorum. Çenesini masada sürttürüyorum. Tekme atıyorum. Ne bileyim ben advoket yapıyorum. Çok ne maceralar ne hareketler yapıyorum yani. Anlatsana da sen de anlat. Birkaç şey de sen söyle ya. Murat Bey öyle olur mu? Bu işin bir adabı vardır, bir sistemi vardır. Sistem derken? İsterseniz kalkın bir göstereyim ha. Kalkayım mı? Aa, tabii tabii. Gel gel, şu koltuğu biraz şöyle alalım. O zaman ben de kalkayım. Ne yapıyorsun ben anlamadım. Yardımcı olayım ama doktor hanım. Şöyle bir durun. Tabii evet. Şimdi anlatıyorum. Kadın öyle dövülmez. Kadın dövme taktiği işte budur. Gel buraya gel. Ana. Kalk ayak kalk. Ana. Bir dakika doktor hanım, bir yanlış var burada. Vur vur vur. Gel buraya gel. Gel işte. Buraya ana. Olur olur, çok yoruldum vallahi. Gel buraya. Nereye? Gel buraya. Bu egzersizi 20 kere tekrar edeceğiz bugün. Kalk kalk kalk. Maşallah. Oh, ellerine sağlık vallaha. Yapıyorum ha. Çok iyi oluyor. Nasıl? Oh. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala der.
hayır halim yok.